dinleyeceksiniz. Ama tabii ki adettendir, klasikleşmiş magazin turuyla başlayalım. Dakikalar sonra hanımefendi bizlerle olacak. Buyurun. Ünlüler dünyasındaki en sıcak gelişmeler karşınıza geliyor. Magazin aleminin en bomba haberleri Haber Turu'nda. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den aşk dolu paylaşımlar. Doğulu kuğu gibi bıraktı kendini iki gözümün çiçeği yazarken, Atagül ise sevgilim diyerek cevap verdi. Nefise Karatay'dan güzellik açıklaması. Estetik müdahale sevmem. Bir kez botoks yaptırdım. Genç görünmemin sebebi ne botoks ne de dolgu. Düzenli olarak yüz yogası ve vitamin iğneleri yaptırıyorum. Şimdilik özel bir çabamız yok ama bakalım kısmet. Usta oyuncu Rıza Akın 65 yaşında beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yumdu. Japon eşi Shimata Shiro 6 Hacı haberle yıkıldı. Çiftin 2. Dünya Savaşı sonrası Japon yemek kültüründeki değişimleri araştırmak üzere 19 Kasım'da Japonya'ya gitmeyi planladıkları öğrenildi. Özcan Deniz de oyuncuyu paylaşımıyla unutmadı. Cemile Bey'in ihanetine uğradı, aşka tövbe etti. Şarkıcı İrem Derici verdiği bir röportajda özel hayatı hakkında konuştu. Hayatında aşka yer olmadığını söyleyen Derici, "Benden uzak olsun, artık tarif edici halim de kalmadı. Aşk ince hastalık" sözlerini kullandı. Tülin Şahin, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da iki ayrı defilede podyuma çıktı. Şahin'e defilelerde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve bakanlar eşlik etti. Birlikte catwalk yaptılar. Uzun zamandır sessizliğini koruyan ve şimdilerde Berkin Gökbudak'ta evleneceği söylenen Aslı Enver bir dergiye birbirinden iddialı pozlar verdi. Acun Acalı abisi ve yeğeniyle poz verdi. Herkes abisini ikizi sandı. Abisi Ömer Cenk Çelik'le oldukça benzeyen Ilıcalı'ya büyük kızı Banu Ilıcalı eşlik etti. Pelin Akil, Anıl Altan çifti kızları Lina ve Alin'le birlikte yemekte buluştu. Çekirdek ailenin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Daha önce adı Elizabeth Mas'la evli Caner Karaloğlu ile yasak aşkı karışan Tuğba Ünsal, şimdilerde iş insanı Serdar Turan'la aşk yaşıyor. İkili Boğaz'da romantik yürüyüş yaptı. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick'le yaşadığı evlilikle olay olmuştu. Türkiye'de canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle akıllara kazınan Meltem Miraloğlu hakkında Onur Akay olay bir iddia ortaya attı. Eğer Miraloğlu bu evliliği 3 yıl daha devam ettirir ve İngilizcesi yeterli bulunursa kalıcı green card alabilecek. Ben ona olsa attım, dedim ki eğer dedim bak evlilik olarak da istiyorsan evet mi dedim. Kızın olarak almak istiyorsan ona da evet diyorum. Prenses Diana'nın sol elinin döküm heykeli müzayedeyle satışa çıkartıldı. Daha önce de lüks arabası 650 bin sterline satılmıştı. Hatice Şendil'den 40 yaşı itirafı. Verdiği bir röportajda oyunculukta 40 yaşına gelen kadın oyuncuların rol bulmada zorlandıklarını belirtti. Biraz yoruldum ama şimdi alışıyorum. Doğuş'un klibinde eşi Hoşgeden Hidayet kızı ve çocuklarını oynattığı şarkı Mahnı 4 günde 2,5 milyon izlenip rekora doğru koşuyor. Doğa Rutkay doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı. 44 yaşına basan oyuncunun çocuklarıyla olan bu videosu iç ısıttı. Doğdun anne, iyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun anne. Teşekkür ederim, sizi seviyorum. Antalya'da sahne alan Bengü siyah bir kıyafet tercih etti. Kolye küpe yüzük kombini yapan Bengü'nün aksesuarlarının fiyatı merak konusu oldu. Şimdilerde Thor Saverson'la aşk yaşayan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz birbirinden iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Soğuk havalarda kısa bir şort tercih eden Deniz altına da uzun çorap giymiş. Deniz'in beyaz ayakkabısını da biz beğendik. Geçtiğimiz gün küveti arkasını verip bir paylaşım yapan Deniz, Deniz'den küvet pozu başlıklarıyla haber olmuştu. Şimdi de bu haberleri istinaden kadrajda gözükmeyecek şekilde küvet pozu yazdı. Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç'un şarkısıyla Oğuzhan'a jest yaptı.
süper oyuncu Hande Erçel'den huzurlu poz. Oyuncu şimdilerde hiçbir projede yer almıyor. Ayrıca Kerem Bürsin'in eniştesi Caner Yıldırım tarafından takipten çıkıldığı da haber olmuştu. Erçel güzelliğiyle büyüleyerek suskunluğum asaletimdendir diyor. Şarkıcı Melek Mosso konser maratonuna devam ediyor. Son konserinde bir anda elektrikler gitti. Şarkıcıyı bu durduramadı. Şarkısını söylemeye devam etti. Durma, durma geceler. Durma, durma geceler. Durma, dursun yüreğim. Pop'un kraliçesi Demet Akalın daha önce yaptığı bir açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Herkes bu sözler kime? Demet Akalın bu sefer kiminle bir polemiğe girecek sorularını sordu. Sataşırlarsa şey yapıyorum. Cevabını ama bazen de yani sataşmam için bekliyorlar sırada ama hiç muhatap olmuyorum Faik abi. Hiç kafanı yorma. Kusura istediğimi ünlü ederim, istediğimi etmem. Şimdilerde Reza Zarrab'la adı bir kez daha aşk yaşadığı haberleriyle manşetlere taşınan şarkıcı Günel'den manidar bir paylaşım geldi. Bu laflar kime? Sevgiye hasretim dedi, sev beni, yaşa benimle dedi. Günel aşka hasret kaldı. Çok güzel hareketler iki oyuncusu Metin Pıhlız paylaşımıyla gündem oldu. Ev sahibinin 3750 TL olan 52 yıllık binanın oturduğu dairesini 12500 TL'ye çıkartmak istediğini söyledi. Bu mümkün mü? Şimdilerde oğlu Kurt Efe 6 aylık olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan nostaljik bir arabayla poz geldi. Tatlıtuğ'un bu paylaşımı kısa bir süre içinde yoğun ilgi gördü. Sinem Ünsal mı? Ayça Ayşin Turan mı? Senin şekerci mi? Yağmur Tanrı sevsin mi? En şık davet kombini kimin? Güzel şarkıcı Tuğba Yurt Kıbrıs'ta konser verdi. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamayı unutmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız öncelikle kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyorum. Tuğba Yurt sektörün aksiyonundan yakındı. Sektördeki insanlarla uğraşmak çok zorlu bir yolculukmuş. Hep şey diyorum, keşke senfonide kalıp çalsaydım dediğim dönemler oldu ara ara. Çünkü içeride sektörde kalmak, direnmek, savaşmak, işte sürekli yeni birileri çıkıyor, işte değişik bir sistem dönüyor içeride, onlarla baş etmek çok zor. Sevgilisi başarılı organizatör Burak Tanrısever ve ekibini methediyor. İşte Burak'la birlikte ve harika ekibimizle birlikte harika bir yolculuk yapıyoruz. Eurovision'a katılır mı? Yani öyle bir şeyimiz yok. Teklif gelirse tabii ki değerlendiririz. Neden olmasın? Güzel şarkıcı evlilik düşünüyor mu? Burak Tanrısever'den bir girişim var mı bu konuda? Yani hani ileriki planlarım da şu an hani böyle ciddi anlamda düşündüğümüz bir durum değil. Yani şu anki planlamamızda öyle bir şey yok diyeyim ama kısmet, nasip bu işler. Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı'yı paylaşmaya doyamadı. Yürüyüş yapan ikiliden Melisa Ilıcalı bir ara yoruldu, pes etti. Düştekiz. I'm gonna die. Don't exaggerate, please. No drama. This is too much. Ardından Melisa suya daldı. Derya Tuna'nın acı günü. İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses eski hayat arkadaşı Derya Tuna'nın annesinin cenazesine katıldı. Cenazede Tatlıses ve Tuna birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. İdo annesi Derya Tuna'yı bu zor günde yalnız bırakmadı. Anne acısı yaşayan Tuna zor anlar yaşadı. Evet, magazin turuna başlayacağız. Öncelikle Derya Tuna'ya bir başsağlığı dileyelim. Annesi maalesef başı sağ olsun. Vefat etti. Başı sağ olsun Derya Tuna.
Anne vefatı her zaman çok zor. İbrahim Tatlıses hayat arkadaşını, eski hayat arkadaşını yalnız bırakmadı. Cenazeye gitti. İşte hayat öyle bir yere getiriyor ki yavaş yavaş kayıplar başlıyor. Ne kadar çok ölüm oldu, farkında mısınız? Yani yavaş yavaş. Evet. Jenerasyon artık yavaş yavaş tabii hastalıklar başlıyor, ölümler tanır başlıyor. Tanır mısınız siz Derya Tuna'nın annesini? Ben tanımıyorum. Ben tanımıyorum ama Derya abla çok düşkündü, onu biliyorum. Belli ki Derya Tuna da annesinin hamurundan öyle bir kadındır gibi geliyor bana. Allah rahmet eylesin. Derya Tuna dirayetli bir kadındı ki mezarlıkta da görüyoruz ki dirayetli duruyor. Yine o çekip çeviriyor. Ya anneanne ölümlerinde şöyle oluyor. Anneanneni seviyorsun evet ama annenin acısına çok acıyorsun. Annenin feryadı. Benim anneannem öldüğünde annemin feryadına ben ağlıyordum. Annemin canı yanıyor diye. Anneannemi seviyorum ama annemin canı yanması beni mahvetmişti. Anneanne ölümünde öyle oluyor. İdo da mahvolmuş zaten. Annesinin ya her tabii her ölüm kaç yaşında olursa tabii ki genç ölüm çok kötü bir şey ama ne olursa olsun kim ölürse ölsün canın acır. Ya, kendinle ilgili ise 100 yaşında da olsa diyorsun ki evet tamam çok iyi oldu kurtuldu diyorsun belki ama canın ne olursa olsun acı. Çok acıyor. Ya, şimdi yani, bakıyorum Derya Tuna'ya bakıyorum, İbrahim Tatlıses'e bakıyorum, geçmişi hatırlıyorum, her şeyi. Hayat bitiyor ve güzel olan ne biliyor musunuz? Evet yani güzel olan şey o bir zamanlar işte çocuğunun babası. Bak ayrılmışlar. Onlar da problemler yaşadılar. Ama bugün İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalyesiyle, tekerlekli koltuğuyla cenazeye evet, katıldı. Tabii. Derya Tuna'nın bunlar yanında olduk. Bunlar çok şık hareketler. Çok önemli çok biliyor musunuz? Çok insani. Bak, çok önemli. Çok önemli. Onun da vallahi çok üzülüyorum böyle şeyler. Evet. O da onu yanağını tutuyor falan. Çocukları var yani. Hani ben böyle olsun istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bak o kim ki en sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Çok enteresan bir şey. Kimler geliyor? Kimler geçiyor? Böyle bazısı bazısına kalıyor. Bak bu lafımı hiç unutmayın. Yani bugün gene İbrahim Tatlıses'e bir şey olsa o tercih etmiyordur. Yalnız hayatı tercih ediyor. Onun bakıcıları var, osu var, yanında yardımcıları, menajeri var. Ama bu kadın hayatın sonuna kadar İbrahim Tatlıses'e bakar. Ya evet ya. İbrahim Tatlıses de bunu biliyor. O da ona bakar. Bu çok önemli. Çok doğru yani. Bir şey söyledin. Peki tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Artık bir açıklama yapacaksın. Şimdi evet. Daha doğrusu dün verdiğimiz bir haber, evet, bir istihbaratı bir düzelteceğiz. Bir istihbarat vardı. Böyle bir iddia vardı. Evet lütfen. Sevgili dinleyin. Cem Akko ile Ronit Gülcan'ın ayrılacağıyla, anlaşamadığıyla ve ayrılacağıyla ilgiliydi. Evet. Fakat kurum tarafından ve Cem Akko tarafından telefon geldi ve sevgili Berna dedi ki böyle bir şey yok. Cem Akko hala aynı aşkla, aynı sevgiyle Ronit'le beraber ve her şey yolunda. Güzel. Hatta muhteşem kuruluşları var. Bazı bazı şeylerin büyük alt mesela büyük bir firmaları var ya evet, evet. O ta 88 yıl önce kuruldu ve onun altında radyolar, daha genç giyimler, hatta biz oralara gider danslar ederdik Taksim'de bilmem ne. Muhteşem, hatırlar mısın? Bunu konuyla ne alakası var Arto? Bugün şey, kutlamaları var, bugün özel bir günleri var. Bir de özel kutlamaları da var. Kutlamalarla beraber şu anda, ortaya mı çıkacaklar böyle bir şey yok diye? Tabii hayır zaten yok. Yok. Bu arada da onu tebrik etmek için sana söylüyorum ben. Sana var diye böyle bir şey nereden geldi? Bana çok önemli. Bir yerden geldi. Çünkü ben sanıyorsam bu Arto ya, yani bu Bermuda şeytan üçgeni gibi olduğu için hani buna gelen istihbaratların yani doğru olmaması hani 2 yıl içerisinde ama gördüm. Ama bunun doğru olmaması inşallah yani doğru, inşallah doğru değildir. Tabii kimsenin ayrılmasını istemeyiz çünkü. Evliliğin bitmediğini kurum tarafından resmi bir şekilde öğrenmiş aynen olduk. Öyle. Çok da sevindik. Yüzden... Bence Makko'nun mutlu olmasını çok isterim. Zaten evet. Dün yayında da söyleyeceğiz. Aynen dün yayında da diğer mevzuda bir yorum yapamayacağım. Bu arada dün yaptığımız bu haber tabii çok hızlı bir şekilde yayılmış. Cem Bey de bizi izliyormuş tabii o sırada. Sevgiler, izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam etmezseniz her türlü şeyi söyleriz. Peki, çok mutluluklar diliyoruz sevgili eşinizle. Devamını diliyoruz, aynen. Peki, devam ediyoruz. Aslı Enver'in pozlarını gördünüz mü? Ya kadın gittikçe güzelleşmiyor ama biz ona çok gaz veriyoruz. Aa, bu bir gerçek.
bizden dolayı bir özgüveni de geldi kendisine kızım. Yalan değil şimdi. Ters düz edelim artık. Yok asla. Ben çok birden oraya ama. Doğru gideceğiz dedim yok, herhalde. Yok, hayır. Ama yani bir destek, bir özgüven tabii şey yapıyor yani önemli bir kadın için. Ya evet. Böyle hiç aşırı değil, sakin, sade ve güzel. Çok klas. Evet, biz söylemezsem olmaz gibi. Masası seviyoruz. Seviyoruz seni. Evet. Peki Günel'e geçelim. Günel diyor ki manidar bir şekilde. Sanırım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem diyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama Allah affetmiş, sen de affet artık. Niye? Yok. Babana sıkıştırdı şimdi. Allah kimi affetmiş zannediyorsun? Bitmedi ki yok. Ama diyor ki sen hayat affetsen bitmedi. De ben affetmem diyor. Bak tamam. Hayır. Sen affetsen bir gün diyor acelesi, ben affetmem. Bak herkesin acelesi var. Allah'ın acelesi yok. Sakın unutma. Yani Allah'ın affedip affetmeyeceğine yol içerisinde. Aynen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen hani göstermiyor bize olabilir. Günaha girmeyelim diye, oh olsun demeyelim diye belki ama hayatın geneline kapsadığı zaman bu işte mutlaka eden buluyor. Bak mutlaka. Ben hiç ben hepsini gördüm Allah'tan. Ne güzel, ne şanslısın. Bak, yemin ediyorum ben hele şu 3 sene içerisinde darmadağın etti Allah yani. Ne şanslısın. O yüzden şimdi burada bu kime kız... diyor sizce Günel bunu? Bence Ebru Gündeş'e. Yok Reza'ya söylüyor. Reza'ya ne söyleyecek? Ebru Gündeş'e de söyleyebilir. Ebru Gündeş'e söylüyor bence. Reza'ya ne söylüyor? Bir daha dinleyelim. Bir daha dinleyelim. Ver bakalım. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Tam tersi diyor. Yani ben affetsem bile öyle bir şey yaptı ki Allah onu affetmez diyor. Hatta sen dersin ki Allah'ım ben onu bağışlamıştım. Hayır diyor. O sana öyle bir şey yok, yaptı ki. Yok bu bence şeyle ilgili. Bu hatırlıyorum ben bunu. Bunun öncesi de var. Ne diyor? Reza ile ilgili. Ya onu hatırlamıyorum. Ha, Reza mı diyorsun Reza bu? Reza bu. Evet. Reza ile alakalı. Ama affedebilir ya Reza'yı bak diyor ya affetsem Allah affetmez onu. Ay ben olsam var ya kesinlikle Reza'yı affederim. Ay sen böyle konuşuyorsun koluma ya takarım. hadise mahvoluyor. Ay koluma da takarım. Bir de saç atarım valla. 3-5 tur atarım diyorsun aynen, bebekte. Aynen kesinlikle. Bir tek şey var ki bu yani. Kız bu işten mağdur. Yani şey mecazi anlamda sağ çıkamadı. Yani evet. Bu kız en darbeyi, gençliği, en darbeyi, evet. Çocukluğu evet. Her şeyi bu adamla geçti. Evet. Ve onunla bir evlilikle taşlandırılacaktı diye düşünürken bir de ailesinle yaşayan. Hani hep ailesinin muhafazasında yaşayan evet. Bir kız. Çıkamadı biliyor musun? Ben bir daha Güneli birisinde el ele kol kola mutlu göremedim. Bir kaldı daha da yapmadım. Yani orada. Bir evet. Kişiyle galiba işte bir söz möz söze gibi bir şey oldu. O da olmadı. Hani sevemediği hani için. Protokol gibi böyle hani her şey rutininde gitti. O kadar bir daha da normal hiçbir aşk. Göremedik. Şimdi mesela bu kızcağızın şarkılarını paylaşıyor Reza. Bir yerden de duyuyoruz. Hadise de Reza ile birlikte diyorlar. Hadisedeki bu şey nedir o durum? Geniş bir durum var ortada. Ha! Bu konuyu açmışken. Çocuklar ben size başka bir teorimi anlatacağım size. Bence Rıza Zarrab. Rıza da iyi dinleyin bunu. Mehmet Dinçerlerle anlaştı ve dedi ki sana bütün borçlarını ödemem için parayı veriyorum. Hadiseyle aşk yaşıyorsun, evleniyorsun. 3-5 ay sonra da boşanıyorsun dedi. Hayda. Bak. Kesinlikle sen ben sen ne diyorsun ya? Ben böyle düşünüyorum. Ay insan parayla aşkını mı alır be? Ben böyle bir şey düşünemem. Beynim müsait benim değil. Benim de beynim müsait bir film kafam karışıyor şu an. Harika bir yıkama. Bak, iyi düşün. Zannedersen bu Milano'ya mı gitmişti, bir yerlere de gitmişti. Seçilmiş adam mı kalmadı Mehmet Dinçerler neden? Çünkü çok uygun. Borçlar var. He. Durum ay, müsait borçlar değil. Borçlar kapandı mı peki? Yani bu kadar bir sürü düşünemem. Enteresan şeyler var. Sen yok. Ne diyorsun? Yılan nereden bunu evet, aklına getirdin? Bu benim aklıma geldi. Yok. Bunu gece yatarken mesela kalktın böyle. Evet böyle düşündüm. Yalan biri bir evet, şey söylemiş. Hayır. Arto sen ne diyorsun ya? Nasıl? Yok ben bu ben kadar ben böyle bir şey ömrümde duymadım. Hani bu kadar kötü olunabileceğini düşünüyorum. Bu kadar aslında kötü değil. Kimse de aslında bir problem yok. Aslında öyleyse herkes sevinirim. Win, öyleyse win. Sevinirim. Tabii. Çünkü Mehmet sevmemiştir. Niye yani orada bir Mehmet Dinçerler'in yazık ki bir annesi var. Anneannesinden, büyük annesinden kalma gerdanlıklarını taktığı, düğünler yaptığı, kızı onura ettiği bir emek var. Beraber yemeğe gittiler. Yani bilemiyorum ben. Sen o çok annenin... insani tarafından bakıyorsun olaya. Ben bu kadar olabileceğini artık evet. Düşünemiyorum yani. Ben de düğün fotoğraflarını bir türlü göremiyorum. Hiçbir şey peki, göremiyorsun. Peki, bunu... Aslında doğru düzgün ağlama zırlama da görmedin. Peki, aslında.
Ama ben de bir şey söyleyeceğim. Reza Zarrab da ondan sonra birkaç kişiyle beraber olan bir kadın için neden bu kadar büyük fedakarlıklar yapsın? Fedakarlık mı bu? Kusura bakmayın, ben şu anda yani? Reza Zarrab'ın hadiseyle de görüştüğüne inanıyorum. Ben de ona inanıyorum. Hadisenin suratında ne var? Mutluluk Sera? Var. Küstahlık var. Evet işte mutluluk, küstahlık, bak, özgüven. Öyle bir, para özgüveni var ki onda. Evet. Evet. Anladınız mı? Bir bak, alengir var, bir alengir. Var. Biz yedik mi? Yemedik. Yemedik ama vallahi. Ama ben yine de Reza Bey'in yani ondan sonra onunla bununla olup da ondan sonra tekrardan onu kabul edip de onu almak için bir çaba sarf edeceğim. Amerika'da bu kadar güzel kadın varken fark etmez. Onun aklı burada. Bak, Türkiye'yi tatmış adam, evet, Türkiye'yi asla bırakamaz. Ay ne güzel söyledin. Ay, ben bazı kadınlar çünkü, gibi. Türkiye'yi tatmış adam bırakamayabilir ama bak, son Yunanlı bile Türkiye bırakamadı. Son mesajlarına cevap vermedi. Engelledi onu. En son konuşmalarından ama sonra. Ama ayrıldıktan sonra ama tekrar görüşürüz. Ama şimdi sonradan bir bağlantı kurmuş devamlı. Orayı arıyor, onu biliyorum. Sevgili, ben sana bir şey diyeyim. Sevgili Bilal Özgür diyor ki hadisenin yüzünde siz ne konuşursanız konuşun ben yapacağımı yapıyorum, evet, ifadesi var diyor. Evet, buna Antartes hepimiz abicim. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Ya ben biz böyle. Tamam da bir şey değil mi? O zaman da bizim duygularımızla oynamasın. Çünkü biz Mehmet Dinçerler'den ayrıldığı zaman bu çok üzüldük, evet, burada ya hep beraber. Yani biz deli gibiyiz. Yani o zaman söylesin desin ki ben Reza'yla beraberim. Ama nasıl desin? Ondan ya da niye Mehmet demesin? Nasıl desin? Nasıl niye bir demesin? Bizi paket olarak ben aldılar. Ben size daha bomba bir şey ne söyleyeceğim. Niye demesin? Bu doğru. Ay ben çıkıp bomba bir şey öğrendim. Bir dakika. Çıkıp tamam nasıl desin. Olsa ayrılacaklardı diyen hadise değil mi diyor? Kimden? Ebru'yla. Ama nasıl olsa ayrılacaklardı. Ha evet. Kim dedi onu? Hadise. Ne zaman? Ama nasıl olsa ayrılacaklardı. Ne var bunda demiş. Yani... Kime ne demiş? Var hani birlikteysek söyleyemem ya da değilsek zaten ayrılacaklardı. Ha, tabii şey önemli değil. Ya, evine, girip, şey. Evine girip arkadaşıyla bu çocuğunu kucağıma alalım. Şimdi tabii ki birazdan Kurtuluş Kuş davasında mağdur kızca, genç kızımız gelecek ve yayında olayları anlatacak. O yüzden hızlı bir şekilde konuya devam edeceğiz. Çünkü çok önemli bir mevzu daha var ki o da